tören programını arz ederim. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı, Abdülkadir Öztürk tarafından yapılması, garnizon komutanlığınca görevlendirilen Topçu Asteğmen... Çelenk al! Çelenk yerine marş! Ebediyete intikal etmiş bütün gazilerimizin anısına, bir dakikalık saygı duruşuna ve ardından... Bu vatan uğruna başımız dik, alnımız açık. Yaşamaya, çocuklarımıza, torunlarımıza onurlu bir gelecek bırakmaya, inandığımız değerler için her an savaşmaya ve şehit olmaya hazırız. Aziz vatanı için bedel ödemiş şehit aileleri olarak ve gazileri olarak bizler her zaman ne şekilde, ne şartlarda olursa olsun aynı bedeli tekrar tekrar ve defalarca ödemeye hazır olduğumuzu buradan belirtmek isteriz. Bizler gazilerimize bir kez olsun ve bir an olsun üzülmemiş ve pişmanlık duymamışız. Şüphe yok ki bizler aynı durumlarda tekrar karşılaşırsak yine gazi olmaya, hatta şehit olmaya koşar adımlarla gideceğiz. Rabbim bizlere her daim bu şuurda olmayı nasip eylesin. Siverek şehitliğimiz 14 Haziran 2001 tarihinde hizmet açılmıştır. 82 adet mezar bulunmakta olup 81 tanesi anıt, bir tanesi şehit Piyade Er Zeki Enal Gürsel'in gerçek mezarıdır. Ayrıca eski mezarlıkta Siverek'ten bir şehidimiz, yeni mezarlıkta da bir şehidimizin kabri vardır. Şehit Piyade Er Zeki Yanar Gürsel'in 23 Eylül 2009-2005 tarihinde Siirt-Erur Karayolu'na döşenen mayın patlaması sonucu şehit düşmüştür. Burada bu ismi geçen şehitlerimizden 22 tanesi İstiklal Harbi'nde, 4 şehidimiz Kore Savaşı'nda, 46 şehidimiz 1. Dünya Savaşı'nda, 2 şehidimiz Osmanlı-Rus Savaşı'nda, 8 şehidimiz İç Güvenlik Harekatı'nda şehit olmuştur. Allah bir daha böyle şehit vermesin. Onlar 4 kaldı, 4 kaldı.